Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte daha önceden de gösterdim. O tül olan namaz örtülerini şöyle ilk olanı göstereyim. Krem renginde olan şöyle mekik demiştim. Eğer sizin de böyle ince tülleriniz falan varsa namaz örtüleri, bunlar dışarıda da satılıyor arkadaşlar. Metre işi. Pazarlarda ben çok gördüm. Bir de tuhaf yedi ama metresini sormadım. Bu evde bizim olduğu için kullandığımızda şöyle büyük olarak göstereyim. Uç kısımlarına şöyle normal İne ardı şeklinde olacak şekilde ben diktim. Burası dışa gelecek şekilde tübentinizi kullanırken bir rahat kullandığımız böyle bir namaz örtü yaptık. Krem renginden bu tarz diğer taraflarını yapmadım arkadaşlar. Sadece ön kısım. Genellikle namaz örtüklerinde ön kısımları oluyor. Şimdi şöyle yapayım. Tam mekik göstereyim. Artık mekikleri farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Silah hani namaz örtüklerinde değil de penye tarzlarında, çorap tarzlarında da çok güzel oluyor kenarlarına. Onların da dediğim gibi videosunu çekip size göstereceğim. Yaptığımda da farklı olarak sadece uyumlu düz çorap renkleri, penyeler arıyorum. O yüzden böyle bunu bir yaptık. Diğer olan mekikleri de sırayla yapıp göstereceğim. Ve şöyle bir yine mavi renkte olan namaz örtüğünü göstermiştim arkadaşlar size. Şöyle tülden düz bunlar. Diğer bu mavi olan arkadaşlar bayağı bir büyüktü. Ben bu yüzden bunu ikiye ayırdım. Şöyle bayağı da olan tül namaz örtüğü şeklinde olan fular olarak da kullanılabilen bir namaz tülbenti yaptım. Yan kenarlarını şöyle daha önce göstermiştim. İğne oyasında yaptığımız zürafadan yaptık. Bütün dört köşesini aynı şekilde. Şimdi buna arkadaşlar ben şöyle bir hazır olarak tuhafiyeden aldığım 1.75 TL metresi. 1 metre 20 santime yakın falan geldi. Böyle bir hazır tül aldım ki şu kenarlarını dikeceğim. Onu da şimdi size göstereceğim. Bu zürafayı göstermiştim ama tekrar göstereyim. Bu da diğer olan bir mavimiz. İkiye ayırdığımız için nasıl yapıldığını göstereyim. Tekrar arkadaşlar şöyle genellikle aldığınızda tüllerin kenarları böyle oluyor. Hani böyle bezden. Bu yüzden bunun yanlarını yapmamız lazım. Bazıları da yapılı olarak da oluyor. Siz hangisini isterseniz buna göre yapın. Şöyle alıyoruz. İki parmağımızı ıslatıyoruz. Geliyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle parmağımla bükecek şekilde büktürdükten sonra işaret parmağımın arasına sıkıştırıyorum şöyle. Böyle yuvarlaması olduktan sonra iğnemi böyle alttan geçiyorum. Hafif çapraz şekilde arkadaşlar eğimini veriyorum. Şöyle ipimi üstünden bir adet geçirdikten sonra hemen hızlıca çekiyorum. İpim de tam son anına gelmiş. Şöyle tekrar bir daha yapalım. İpimizi tübent kenarımızı büktürüyoruz. İğnemi getiriyorum. Eğimli bir şekilde bırakıyorum. Tekli olan üstte ve bir adet de iğnemin üst tarafından geçirdikten sonra telimi böylece çekiyorum. Devam ediyorum. Yan kenarlarına böylece yapmış oluyoruz tüllerimizi. Böyle direkt kullanamıyoruz arkadaşlar. Çünkü şöyle sökülüyor. Bu yüzden yan kenarlarını yapmamız lazım veya hazır da alabilirsiniz. Eğer yapamam derseniz ise nasıl isterseniz. Şunu ben bu tübentinin kenarlarına geçirirken arkadaşlar kendi elinizle de dikebilirsiniz. Makinesi olan varsa daha rahat olur. Şu şekilde de tülümüzü, küpürümüzü geçirebiliriz. Yani şu şekilde tübent uç kenarına da. Ama ben şöyle yaptım. Bu daha güzel oluyor. Getireceğim tübentimin küpürünü iç kısma, yani dışa doğru değil de şöyle bezin üst kısmından geçecek şekilde yapacağım ve böylece daha güzel bence oluyor. Hani dış kısmı ise iki türlü şekilde geçirebilirsiniz. Nasıl isterseniz de. Sadece bir başını yapacağım. Diğer başını yapmayacağım. Sadece aldığımda şu tül kenarlarını arkadaşlar yanlarında bazen fazlalıklar oluyor. Bunları şöyle hafif makasla temizlememiz lazım. Çünkü güzel görünmez. Dikişini yaptıktan sonra hafif bunları da düzelttikten sonra hemen dikimini de yapacağım. Ve kenarına böylece kendimiz yapabileceğimiz bir namaz örtükleri oluyor arkadaşlar. Bu küpürlerin daha kalınları var. Ben biraz tülbentim çok öyle geniş olmadığı için
kibar olsun diye kısa dar olanını aldım. Şu kenarları kesiliyor. O yüzden onlarıma şöyle bir sökülmesin diye çakmakla kenarını geçiyorum. Şu alt kısmını da temizlemek amacıyla. Makasla ne kadar kessek de o kadar gitmiyor. Böyle bir her bir yanını ben çakmakla böyle temizleyeceğim ki sonra da sorun olmayan. Çünkü diktikten sonra bir şey yapamıyorsunuz fazla. Hazır elinde değmişken şöyle dikeceğim kısım kadarıyla yanlarına geçelim. Siz de tül alırken biraz dikkat edin arkadaşlar. Ama eğer fazlalıklar varsa zaten makasla da kesebiliyorsunuz. Yani sorun değil. Eğer üst kısımda sökülmeler olduğunu anladığınız zaman böyle çakmakla yakın buraları temizleyin ki diktikten sonra temiz görünsün tülbent kenarlarınız. İstediğiniz şekilde namaz örtükleri yapabilirsiniz veya tülbentleri de yapabilirsiniz kullandığınız. Yani illa şart değil namaz örtüğünü yapmak. Sanırım bura ters. Şurası düz. Şu kısmı da kenarını çakmakla geçeyim. Tek şeyi bu kestikten sonra arkadaşlar biraz tüyleri çıkıyor. Yani sonradan şu kenarları sökülüyor. Hemen dikişini de göstereceğim. Dediğim gibi ben iç kısma dikeceğim. Tülbentimin üst kısmını. Siz isterseniz uç kısmına da genellikle namaz örtüklerine iç kısmı dikiliyor. Ama ben o tarzı sevmiyorum fazla. O yüzden böyle yapacağım. Hemen dikişini de göstereyim. Şu kısmı alayım. Genellikle alt tabanda kullandığımız bu ipin rengini arkadaşlar yapmamız lazım ki. Çünkü bunu da diktiğimizde abartılmasın. Yani kötü görünmesin. Bu yüzden ben de tür hani seçerken de yan kenarlarını küp küpür şu yaptığınız kenarın renginden yapmanız lazım ipinizden ki kötü görünmesi. Hemen iğnemi, ipimi geçireyim. Kullandığım ip leylak arkadaşlar. O ipi 1,5 TL. Ben genellikle bütün malzemelerimi hep tuhafiyeden alıyorum. Soran arkadaşlar oluyor. Benim hep aldığım tuhafiye arkadaşlar. Pazarlardan da alabilirsiniz. Hobi mağazalarında, sitelerinde nasıl isterseniz. Hem de pazarlarda daha uygun oluyor. Tuhafiyede mesela 1,5 TL'ye alıyorsanız da pazarda 1 TL'ye rahatlıkla alabiliyorsunuz. Düğümümüzü de yaptıktan sonra getiriyorum arkadaşlar. Şöyle hemen burası uzun kısmımız tülbentimizin. Küpürümü de getiriyorum hemen. Tersin düzünü ayırt edebilsem daha iyi olacak. Hemen alıyorum. Getirdim. İç kısma dikeceğim için ilk önce şu yan kenarını dikmem lazım. Bunu da hemen yan kenarlar olan bölgede geçiriyorum iğnemi. Düğümünü yapıyorum. İki tane düğüm atıyorum ki sağlam olsun. Yan kenarımızı hemen geçiyorum. Şöyle normal ince dikiş olacak şekilde veriyoruz. Bu kısmı böyle yaptıktan sonra hemen geliyorum üst kısma. Tersten dikiyorum. Ön kısımdan değil ki arkadan temiz görünsün. Ön kısımdan fazla belli olmasın diye. Dikişimiz de bu şöyle. İsmini bilmiyorum nasıl. Yani normal dikiş yapar gibi böyle geçiriyoruz. Şöyle hemen göstereceğim. Dikişimiz bu arkadaşlar. Böyle devam edip şöyle şu kısımdan devam edip böyle yapacağız. Kullandığımızda tülbentimizin üst kısmı böyle olacak. İçeri kısmı olacak şekilde küpürünü böylece vermiş olacağız. Ha, bunun üzerine ben diğerine de tüy kullanacağım. Tüyden olan daha bir farklı oluyor. Onu da böyle iç kısma yapacağım arkadaşlar. Şöyle bunu bitirdikten sonra size gösteririm tam. Dikişi biraz uzun süreceği için tam videoda göstermiyorum. Böyle olacak.
kullandığımızda da rahat rahat kullanacağız. Siz de isterseniz de tek başına yapın. Çünkü bütün kenarlarını yaptığınızda biraz abartılı oluyor. Bu sayede olmuş oluyor. Tüylü olanı da göstereceğim. Dediğim gibi tüylüğünü de böyle dişe doğru içeriye verecek şekilde yapacağım. Onu da krem tarzı yapacağım. Çünkü kullandığım bir krem olduğu için böylece devam edeceğim. Eğer sizin de böyle tülbentleriniz falan varsa böyle yapabilirsiniz. Yorumlarınızı falan videonun alt kısmına bırakabilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Siz de yaparsanız da bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.